Belediyede öğrencilerin temsil edilmesini istiyorum ben. Üniversite öğrencilerinin okullarında ve Bolu'da yaşadıkları sorunları tespit etmek, istek ve beklentilerini belirlemek için öğrenci çalıştayı düzenlendi. Gerektiğini düşünüyoruz üniversite öğrencileri olarak. Bununla bir çözüme olabilirse sizden. AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin düzenlenen öğrenci çalıştayında üniversiteli gençlerle buluştu. Fatih Metin seçimi kazandığı takdirde Bolu Belediyesi meclis toplantılarına Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden öğrencilerin katılacağını ve söz haklarının olacağını ifade etti. Belediyede öğrencilerin temsil edilmesini istiyorum ben. Her topluluktan bir temsilcinin olduğu bir şey oluşturayım diyorum. Konsey gibi. Onlardan da yine belli temsilciler her ay yapılan meclis toplantılarına katılsın, söz hakkı olsun istiyorum. Belki resmi olarak kanunen o hakkı olmuyor ama söz hakkı olsun istiyorum. Yani orada öğrenci gelsin, Bolu'nun gündemiyle alakalı konuşsun istiyorum yani. Bolu'daki sivil toplum kuruluş temsilcilerinden aldığım en büyük şeyden bir tanesi yer problemi. Onlara da bir kompleks yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarının içinde bulunduğu, yine orada salonların olduğu bir kompleks olacak. Şimdi ve temsil de olacak oralarda. Bir öğrencinin Bolu'da sokak müzisyenlerinin çeşitli sorunlarla karşılaştığını ve kendilerinin Bolu'da bu tür etkinlikleri daha fazla görmek istediklerini söylemesi üzerine Fatih Metin, sokak müzisyenlerini çok sevdiğini ifade etti. Ben kendi adıma konuşayım Fatih Metin olarak. Ben İstanbul'a gittiğim zaman İstiklal Caddesi'ne sırf onları dinlemeye gidiyorum. Bak İstiklal Caddesi'ne gidişimin sebebi odur. Öncelikle ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Böyle bir siyasi bir kimliğinizle birlikte aynı zamanda bu şekilde olduğundan da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Samimi duruşunuzdan dolayı da bu soruyu soracağım. 13 yılı aşkın bir süredir Avustralya'da yaşayan ve Sydney'de büyük bir yapı firmasının eyalet müdürü olan Bolulu Umut Pempecioğlu da çalıştayda öğrencilerle buluştu. Öğrencilere çeşitli tavsiyeler veren Pempecioğlu, dürüst ve çalışkan oldukları takdirde dünyanın her yerinde başarılı olabileceklerini söyledi. Çünkü önümüzdeki 10 ile 20 yıl arasında siz de eminim bunu okumuşsunuzdur. Milyonlarca insan işsiz kalacak. Şu an çalıştığımız işlerin çoğunu artık otomasyonla yapılmaya başlayacak. Zaten yapılıyor, çok daha yukarı seviyeye çıkacak.